Haluk Altuntaş yaklaşık olarak 1995 yılından beri de aktif olarak Gebze'de ikamet etmekteyim. Gebze'ye memuriyet dolayısıyla geldim. Her ne kadar aile büyüklerimiz burada olsa da geçmiş dönemlerde emniyette çalışıyordum burada. Polis memuru çalışıyordum. O dönemde Gebze İlçe Emniyeti göreve başladık derken Gebze maceramız böyle başladı. Bizim isteğimize başladı. Buraya geldik. Buradan kopmadık. İstanbul'da şu an çalışıyorum. Emniyete çalışmak zor. Sürekli basın olarak sizlere takip edersiniz diye düşünüyorum. Yoğun iş, yoğun iş, hep iş. Olaylar bitmiyor, işler bitmiyor. Bir müddet sonra bakıyorsun ki ya bu böyle değil, yani böyle bir hayat olmaması lazım. Haliyle çeşitli çıkış yolları aramaya başlıyor. Ben nasıl dinlenebilirim? Ben nasıl aktif, sosyal bir insan olabilirim? Hani benim çevrem, benim arkadaş grubum sadece emniyetteki arkadaşlarım olmamalı veya hemşehrilerim olmamalı diye düşününce kendimize bir şeyler yapmanın yoluna girdik. Genç zamanlarımızda, daha genç yaşlarda, işte halı sahalarda futbol maçları falan yapıyorduk ama bunlar bir müddet sonra yaş itibariyle olmuyor. Artık bunu kaldıramıyorsun. Ne olabilir? Hani bizi daha az yoracak ve daha çok keyif verecek ve sakatlanmayız ki az bir spor olsun diye düşündük. Ufak ufak biz atletizme başladık. Atletizm derken tamamen kendi çapımda, herhangi bir kulübe bağlı olmadan, hani vücudumu sağlıklı ve dirençli tutabilmek için, esef tutabilmek için atletizme başladık. Bir gün bir arkadaşım dedi ki, ya Halit Bey, siz koşuyorsunuz. Hani herhangi bir amacınız, bir planınız, herhangi bir şeyiniz var mı? Veya düzenli koşuyor musunuz? Sağlıklı koşuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Dedim ki, vallahi hiçbir şey yapmıyorum. Tamamen kendi kendime koşuyorum. Daha sonra kendisi bana profesyonel anlamda destek oldu. Kendine buradan çok teşekkür ederim Zafer Yazıcı hocama. Profesyonel olarak destek verdi. Bir antrenman programı vardı derken ben kendimce amatör bir şekilde koşmaya başladım. İlk koşum 39. İstanbul Maratonu. 15 kilometre İstanbul'dan. Amacım şuydu. Ben bu 15 kilometreyi koşarak bitireyim. Bu amaçtan gittim. Oraya kaydoldum. Koşuya başladım ve bu amacı gerçekleştirdim. Nedir bu? Koşarak bitirdim. Hiç yürümedim. Beni çok mutlu etmişti bu. Ama tabii hedefler bitmiyor bir şeye başlayınca. Hadi bakalım onu da yapalım, bunu da yapalım. İşte antrenmanımız arttı. İşte yavaş yavaş vücudumuz fit hale gelmeye başladı. Kilo verdik, kaslarımız güçlendi. Unutmuyorum bir sonraki sene 40. İstanbul Maratonu'nu o süremin 12,5 dakika altında bitirmiştim. Şimdi bunu burada bilmeyenler olabilir. Bir atletizm yapan sporcu için 12,5 dakika 15 kilometre çok iyi bir süre. Felsefem şu, ben koşuyu önce sağlık için, sonra kilo için, daha sonra da keyif için yaptım. Yani koşacağım diye kendimi etmenin bir anlamı yok. Koşu hayatımız böyle başladı. Tabii hayat sadece koşuyla ibaret değil. Ayrıca bu sefer şeye başladık. Doğa gezilerine başladık. 4x4 araçlarla beraber. Bu da bir zevk, bu da ayrı bir keyif. Gebze'de Patika Doğa ve Gezi Kulübü diye bir kendimize bir grup kurduk. Belirli tarihlerde bizim tarih aralığımız vardır. Belirli arkadaş grubumuzla şu an bulunduğumuz bu Gebze'nin etrafında işte Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, yani biraz uzak yerler Bolu. Gezi etkinliklerine başladık. 4x4 arazi araçlarıyla ve doğada, dağlarda. Yani şöyle söyleyeyim, yani doğada o arazide yapmış olduğumuz bir bardak çayın tadı veya işte hani yapmış olduğumuz X bir yemeğin lezzeti, yani sanmıyorum herhalde buradaki hiçbir restoranda yoktur, yani kesinlikle yoktur. Doğru. Sporun bir defa yaşı yok. Ya yani bizden geçti geçmedi, hiçbir şey geç, hiçbir şey için geç değil. Ben düzenli olarak koşmaya 40 yaşına başladım. Daha önce yaşım 48, 8 senedir düzenli koşuyorum. Daha önceleri hani halı saha maçı spor bana yetiyor gözüne bakıyordum. Haftada bir defa iki saat halı saha maçı yapıyorduk veya işte daha büyük salonda futbol maçları yapıyorduk. Bir müddet sonra bu gidecek. Bıraktığımız zaman olmaz. Şimdi bakıyorum statta, Gebze Spor'un stadında koşuyoruz. Orası sağ olsun oraya bizi açıyorlar. Orada koştuğumuz zaman bakıyoruz mesela genç çocuklar var. İmreniyorum. Diyorum ki ya bizde bu imkanlar zamanında yoktu. Şimdi bu işlere başladık. Ya bir defa şöyle, spor her zaman sağlıktır. Her şey futbol değil. Çok severim futbolu. İyi bir futbol izleyicisiyim. Her şey futbol değil. Veya ne bileyim işte her şey basketbol veya voleybol değil. Atletizm tüm sporların temelidir. Tüm sporların altyapısını yapmış olur. Kondisyonunuz olur, vücut güçlü olur, kaslar güçlü olur, nefesiniz açık olur.